C3H6 ve C4H10 gazlarından oluşan bir karışımın 0,6 molünü artansız yakmak için 3,5 mol oksijen gazı gerekmektedir. Bu veriler ile niceliklerinden hangileri hesaplanabilir diye sormuşlar arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yanma tepkimelerini yazabiliriz ilk başta. C3H6 artı oksijen. Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su oluşur. Tepkimeleri denkleştirirken önce karbon, sonra hidrojen, sonra da oksijeni denkleştirmemiz lazım. Birincisinde önce karbonu denkleştirdim, sonra hidrojeni denkleştirdim. 6, 3 daha 9, şuraya da 9 bölü 2 yazarak oksijeni denkleştirdim. İkinci tepkimede karbonu denkleştirdim, hidrojeni denkleştirdim. 8, 5 daha 13 yapar, şuraya da 13 bölü 2 yazarak oksijeni denkleştirdim. Şimdi biz neleri biliyoruz? Biz buradaki C3H6 ile C4H10'un toplam mol sayısını biliyorum. X artı Y'yi. X artı Y eşittir 0,6. Oksijenin mol sayısını biliyorum. Buradan 4,5 X oksijen harcanır. Buradan da 6,5 Y oksijen harcanır. Yani 4,5 X artı 6,5 Y'nin 3,5 olduğunu biliyorum. Üst taraftaki tepkimeyi 4,5'la veya 6,5'la çarparak alttaki tepkimeden çıkartırsam X'in ve Y'nin ayrı ayrı mol sayılarını hesaplayabilirim. Evet, karışımdaki C3H6 gazının mol sayısını evet hesaplayabiliyorum. Karışımın tam yanması sonucu oluşan karbondioksitin mol sayısını da hesaplarım çünkü X ve Y belli. Buradan 3X karbondioksit oluşur, buradan da 4Y oluşur. X ve Y'yi yerine koyarsam hesaplamış olurum. Karışımdaki C4H10 bileşenin molce yüzdesini de hesaplarım. Çünkü X ve Y değerlerini ben biliyorum. C4H10'un molce yüzdesi Y bölü X artı Y çarpı 100'dür. X ve Y değerleri bilindiği için bunun da sayısal değeri hesaplanabilir. Doğru cevap E şıkkıdır. Avogadro sayısı kadar atom içeren metan molekülünün tamamen yanması sonucu oluşan su bileşiği kaç gramdır diye sormuşlar. Avogadro sayısı kadar atom içeren demek aslında 1 mol atom içeren demek arkadaşlar. 1 mol metanda 1 mol karbon, 4 mol de hidrojen olmak üzere toplamda 5 mol atom vardır. Eğer 1 mol atom içerecekse bu bileşik kaç mol olmalı? Bu bileşik 1 bölü 5 yani 0,2 mol olmalı. Bizim elimizde 0,2 mol metan var. Hemen bunu yakıyoruz. Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su oluşur. Karbon sayıları eşit. Hidrojen sayısını eşitleyebilmek için suyun başına 2 yazıyorum. Oksijen sayısını eşitleyebilmek için de oksijenin başına 2 yazıyorum. Daha sonra bu maddeden 0,2 mol harcayacağım. O zaman katsayısı 2 olan sudan 0,4 mol oluşmalı. Hemen bunun kütlesini hesaplayalım. 1 molü 18 gram, 0,4 molü 0,4 çarpı 18. Yani 7,2 gramdır. Cevabımız D şıkkıdır. ,2 gram C3H8 gazının tamamen yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diye sormuşlar. Önce 13,2 gram C3H8'in kaç mol olduğunu hesaplayalım arkadaşlar. N eşittir M bölü MA formülünü kullanabiliriz burada. 13,2 bölü 44. Bu maddenin 1 molü 44 gram. Şöyle hesaplıyorum. 3 mol karbon var, 36 gram olur. 8 mol de hidrojen var, 8 gram olur. Toplarsanız 44 yapar. Buradan mol sayısını 13,2 bölü 44'ten 0,3 olarak hesaplarız. Elimizde 0,3 mol bu maddeden var. Yanma tepkimesini yazalım. Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su açığa çıkartır. Tepkimede önce karbonu denkleştiriyoruz. Sonra hidrojeni denkleştiriyoruz. Son olarak da 6, 4 daha 10, şuraya 5 yazarak oksijeni denkleştiriyoruz. C3H8'den 0,3 mol harcanacak. O zaman katsayısı 3 olan karbondioksitten bunun 3 katı kadar yani 0,9 mol oluşur. Peki bu kaç litre hacim kaplar? Normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. 0,9 molü de 0,9 çarpı 22,4'ten 20,16 litre hacim kaplar diyoruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Tepkimesine göre
1.204 çarpı 10 üzeri 22 tane alüminyum katısının yeterince demiri çoksit katısı ile tepkimesi sonucu kaç gram demir elementi oluşur diye sorulmuş. Önce bu tanecik sayısını Avogadro sayısına bölerek alüminyumun mol sayısını bulalım arkadaşlarım. 1.204 çarpı 10 üzeri 22, 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Şunları sadeleştirirsem burada 10 kalır. Bununla da bunu sadeleştirdiğimde 0.2 kalıyor. Buradan 0.02 mol buluruz. 0.02 mol alüminyum var. Katsayısı 2 olan bu maddeden 0.02 mol harcanırsa katsayısı arkadaşlar demiri sorduklarından dolayı yine katsayısı 2 olan bu maddeden 0.02 mol oluşur. Kaç gram demir elementi oluşur diye sormuşlar. 1 mol demir 56 gram, 0.02 mol demir kaç gram olur? Buradan basitçe bir içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 0.02 çarpı 56 olacak. Oradan da x eşittir 1.12 olarak bulunur. Cevabımız E şıkkıdır. Kütlece %10 saflıkta 48 gram karbon elementini yakarak karbondioksit gazına dönüştürmek için normal koşullarda kullanılması gereken oksijen gazı en az kaç litredir diye sorulmuş. Şimdi 48 gram karbon var ama %10 saflıkta. Yani 48 gramın sadece %10'u karbon. Bu da ne yapar? Şöyle sadeleştirirsek 4.8 gram karbon yapar. Hemen bunun mol sayısını hesaplayalım. N eşittir M bölü MA formülünü kullanarak. 4.8 bölü 12 diyoruz. Buradan 0.4 mol karbon olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu karbonu yakacağız. Yani oksijenle reaksiyona sokacağız. Karbondioksit oluşacak. Tepkime bu haliyle denk zaten arkadaşlar. Karbondan 0.4 mol tepkimeye girerse oksijenden 0.4 mol tepkimeye girmeli. Karbondioksitten de 0.4 mol oluşmalı. Bize neyi sormuşlar? Normal koşullarda kullanılması gereken oksijen gazı kaç litredir? 0.4 mol oksijen gazı kaç litredir? 1 mol olsaydı 22.4 litre olacaktı. O yüzden 0.4 ile 22.4'ü çarpıyoruz. Buradan 8.96 litre olması gerektiğini buluyoruz. C2H2 ve amonyak gazlarından oluşan bir karışımda 0.9 mol hidrojen atomu ve 1.4 gram azot atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımdaki C2H2 gazının tamamen yanması için gerekli olan oksijen gazı kaç moldür diye sormuşlar. Evet, şimdi şöyle yapıyorum. 1.4 gram azottan amonya ne kadar olduğunu hesaplayabilirim. 1.4 gram azot demek N eşittir M bölü MA formülünü kullanırsak eğer 1.4 bölü 14'ten çünkü 1 molü 14 gram azotun 0.1 mol yapar. Amonyan 1 molünde 1 mol azot var. O zaman 0.1 molünde de 0.1 mol azot vardır. Demek ki amonyak 0.1 mol. Toplam 0.9 mol hidrojen bulunuyor diyorlar. Şunu söyleyebiliriz. 0.1 mol amonyağın içerisinde 0.1 çarpı 3'ten 0.3 mol hidrojen vardır. O zaman geriye kalan 0.6 mol hidrojen de C2H2'nin içerisinde olmalı. C2H2'de de 0.6 mol hidrojen olacak. Bunun 1 molünde 2 mol hidrojen var. Demek ki bizim C2H2 bileşiğimiz yani asetilen bileşiğimizin mol sayısı ne kadar? Bunun mol sayısı 0.3 mol. Bunları hesapladık. 0.3 mol asetilen, 0.1 mol de amonyak var. Asetilen gazının tamamen yanmasını istiyorum. Yani oksijenle reaksiyona girecek. Hidrokarbonlar oksijenle tepkimeye girdiğinde karbondioksit ve su oluşur. Önce karbon sayısını denkleştiriyoruz. Hidrojen sayıları zaten denk. Oksijen sayısını da şuraya 5 bölü 2 yazarak denkleştirebiliriz. Elimizde ne var? Asetilenden 0.3 mol var ve bunun tamamı harcanacak. Bunun için gerekli olan oksijen gazını soruyor. 2,5 katı kadar oksijen gazı gerekir. Biri 2,5 oran olduğu için. Yani 0.3'ü 2,5 ile çarparsak harcamamız gereken oksijen 0.75 moldür diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıdır.
Sabit hacimli kapalı bir kapta 2 n mol hidrojen gazı bulunmaktadır. Kaba 2 n mol C2H2 gazı eklendiğinde kapta tepkimesi gerçekleştirmektedir. Tepkime verimi %100 olduğuna göre tepkime sonunda kapta kaç mol gaz bulunur diye sormuşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar. Hidrojenden 2 n mol var. C2H2'den 2 n mol ekliyoruz. Ve tepkimenin verimi %100, yani tam verimli. En az biri bitmek zorunda bu maddelerden. Kim biter? C2H2'den n mol giderse hidrojenden 2 n mol gider. Katsayılarına bakarak bunu söylüyoruz. C2H6'dan da n mol oluşur. Ve son durumda buradan n mol var, buradan hiç yok, buradan da n mol var diyebiliriz. Tepkime sonunda kapta kaç mol gaz bulunuyor? Hemen sayıyoruz arkadaşlar. Bakın, tepkime sonunda kapta 2 n mol gaz bulunuyor. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. mol N2O4 gazının yukarıdaki tepkimeye göre ayrışması sonucu 9,2 gram NO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin aynı koşullarda verim yüzdesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. 9,2 gram azot dioksit gazının kaç mol olduğunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Bunun 1 molü 1 mol azot, 2 mol de oksijen içeriyor. Yani 14 artı 32'den 46 gramdır. 1 molü 46 gram. O zaman 9,2 gramı kaç mol yapar diye sorarsak x eşittir 9,2 bölü 46'dan 0,2 mol yapar. 0,2 mol NO2 oluşmuş tepkimede. Hemen şunu düşünüyorum ben. Bu maddeden 0,2 mol oluştuysa bu maddeden 0,1 mol harcanmış olmalı. Çünkü katsayıları 2'ye 1. Ama başlangıçta buradan 0,4 mol vardı. 0,4'ün 0,1'i harcanmış. Yani 4'te 1 harcanıyor. 0,4'te 0,1. Yüzde kaçtır bu? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda %25 olarak sorumuzun cevabını hesaplamış oluruz. Eşit kütlelerde azot monoksit ve oksijen gazları yukarıdaki tepkimeye göre 2,3 gram azot dioksit gazı oluşturmaktadır. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre hangi gazdan kaç gram artar diye sorulmuş. Önce 2,3 gram azot dioksitin kaç mol olduğunu hesaplayalım. 1 mol NO2'de 1 mol azot, 2 mol de oksijen var. 14 artı 32'den 46 gram yapar. 2,3 gramı kaç moldür diye sorduğumuzda x eşittir 2,3 bölü 46 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan 2,3'ü 46'ya bölersek 0,05 mol olduğunu hesaplarız NO2'nin. Sonra şunu düşüneceğiz. Tepkimeyi buraya yazalım. NO2'den başlangıçta hiç yoktu. 0,05 mol oluştu. Katsayısı 1 olandan 0,05 mol oluştuysa yine katsayısı 1 olan azot monoksitten 0,05 mol harcanır. Katsayısı 1 bölü 2 olan oksijenden de 0,025 mol harcanır. Hemen bunların kütlelerini hesaplayalım. 1 mol NO 14 artı 16'dan nedir? 30 gramdır. O zaman 0,05 mol 0,05 çarpı 30'dan 1,5 gram yapar. Yani biz NO'dan 1,5 gram harcadık. Oksijenden ne kadar harcadık peki, ona bakalım bir de. Bunun 1 molü 32 gram. 0,025 çarpı 32 dersek 0,8 gram da oksijen harcamışız. Başlangıçta eşit kütlelerde alıyordum ben. Demek ki ikisini de 1,5 gram almışım. İkisini de 1,5 gram almışım. Azot monoksitin tamamı harcanırken oksijenin 0,8 gramı harcanmış. Oradan da 0,7 gram artmış. Demek ki doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkime denkleştirildi ise ürünler tarafında olup da girenler tarafında olmayan veya sayısı eksik olan tüm elementleri x'in içerisine yazabiliriz. Baktığımız zaman ürünlerde 3 magnezyum var, girenlerde magnezyum yok. Demek ki x'in içerisinde 3 tane magnezyum olacak. Ürünlerde 2 azot var, girenlerde hiç azot yok. Demek ki burada 2 azot olacak. Ürünlerde hidrojen 12, girenlerde de 12.
Ürünlerde oksijen 6, girenlerde de 6. Demek ki o hidrojen ve oksijen sayıları bu haliyle denk. X'in içerisinde bu elementlerden yok. X'in formülünü bulduk. Magnezyum nitrür bileşiğiymiş. 0,3 mol su tepkimeye girdiğinde 0,1 mol amonyak oluşur demişler. Bakın katsayıları 6'ya 2. Yani 6 mol sudan 2 mol amonyak oluşur. O zaman 0,3 mol sudan ne kadar amonyak oluşmalı arkadaşlar? 0,1 mol amonyak oluşmalı. İkinci öncülde doğru. Tepkimede mol sayısı korunmuştur demişler. X'in katsayısı 1, suyun katsayısı 6. Yani toplamda 7 mol madde harcanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ürünlere geldiğimizde birinin katsayısı 3, birinin katsayısı 2, yani 5 mol madde oluşuyor. 7 mol harcanırken 5 mol oluşuyor. Toplam mol sayısı azalmaktadır, korunmuyor. Cevabımız 1 ve 2 D şıkkıdır. Yukarıda verilen tepkimede 21,2 gram sodyum karbonat elde etmek için kullanılması gereken karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sormuşlar. Önce 21,2 gramın kaç mol olduğunu bir hesaplayalım. 1 mol sodyum karbonat arkadaşlar şöyle hesaplayalım. 2 mol sodyum içeriyor, 23 çarpı 2'den 46 gram. 1 mol karbon içeriyor arkadaşlar, 12 gram. Ve 3 mol oksijen içeriyor, 3 çarpı 16'dan 48 gram. Bunların hepsini toplarsak 106 gram yapar. Evet, 106 gram yapar. Daha sonra ne yapacağız? 21,2 gramın kaç mol olduğunu hesaplayacağız. Burada içler dışlar çarpımı ile doğru orantıdan da bulabiliriz. N eşittir M bölü MA formülünden de bulabiliriz. 21,2 bölü 106 eşittir. Ne yapar arkadaşlar burası? 21,2 bölü 106 0,2 mol yapar. 0,2 mol sodyum karbonat elde edeceğim ben. Katsayısı 1 olan bu maddeden 0,2 mol elde edebilmek için yine katsayısı 1 olan bu maddeden 0,2 mol harcamam gerekir. Peki bu karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi ne kadardır? Hesaplıyoruz gençler. 1 mol olsaydı eğer 22,4 litre olurdu. 0,2 mol olduğuna göre kaç litredir? İçler dışlar çarpımından 4,48 litredir diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Kimyasal bir tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye giren türlerden en az biri tükeniyorsa tepkime verimi %100'dür. Yani tam verimli tepkimedir. Doğru. Tepkimede ilk tükenen maddeye biz sınırlayıcı bileşen deriz. Tepkimenin devam etmesini engellediğinden dolayı. Tepkimeye giren maddelerden hiçbiri bitmiyorsa tepkime tam verimli değildir. O tepkimenin verimini tam verimli yani %100 verimli olma durumuna göre kıyaslayarak hesaplayabiliriz. Doğru cevap E seçeneği olmalı.